Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar değerli Kur'an talebeleri. Bu akşam Kur'an kıssaları okumamızda Talut kıssasını birlikte okuyup değerlendireceğiz inşallah. Talut kıssası kısa bir kıssa ancak içinden çıkarılacak çok önemli dersler var bilhassa yönetim ilkeleri açısından. Onun için Bakara suresinin 246 ile 252. ayetleri arasında Talut kıssası. Şimdi Bakara 246'yı okuyup hatta 247'yi de birlikte okuyalım. Ondan sonra kıssa üzerindeki tefekkürümüze devam ederiz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerinin peygamberlerden birine bize bir kral tayin et ki Allah yolunda savaşalım dediklerini bilmez misin? O ya savaşmanız emredilir de savaştan kaçarsınız diye sordu. Kim soruyor? O peygamber. Onlar da biz ve çocuklarımız yurtlarımızdan sürülmüşken Allah yolunda neden savaşmayalım diye cevap verdiler. Halbuki savaşmak onlara emredilince birkaçı dışında uzak durdular ama Allah zalimleri çok iyi biliyordu. 247 ve onların peygamberi toplumun önde gelenlerine bakın dedi. Allah Talut'u size kral olarak tayin etti. Onlar biz hükümranlığa ondan daha çok layık iken nasıl bizim üzerimizde hüküm sahibi olabilir dediler. Peygamber bakın dedi. Allah onu sizden daha üstün kılmış, ona derin bir bilgi ve mükemmel bir beden bahşetmiştir. Ve Allah hükümranlığı istediğine verir. Zira Allah her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir. Evet, ilk iki ayette Talut kıssasına Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinden bir giriş yapmış olduk. Şimdi 246. ayette tekrar dönersek, Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerinin peygamberlerden birini. Demek ki bu kıssa geçtiği dönem Musa'dan sonra olan bir dönem. Peki kim bunlar muhataplar? İsrailoğullarının önde gelenleri, meleler. Yani mele Kur'an-ı Kerim'de önde gelenler, o toplumun liderleri. Hepsi bu topluluğu anlatan bir kelime. Peygamberlerden birine. Bu peygamber hangi peygamber? Kur'an-ı Kerim bu konuda bir bilgi vermiyor bize. Biz bu kıssanın benzerini, aynısını hemen hemen Tevrat'ta buluyoruz. Elimizde iki tane kaynak var demiştik kıssalar için. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim, birisi de Tevrat. Tevrat'ta kıssalar Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara benzer bir şekilde. Fakat Kur'an'la Tevrat arasında hem kıssaların anlatım yönüyle hem de verdiği bilgiler yönüyle farklar vardır. Bunu daha önceki kıssa okumalarımızda ifade etmiştik. Şimdi hem bu farklara değineceğiz ama oradaki kıssaya yatılan atıflardan da bu peygamberin kim olduğunu araştıracağız. Eski Ahit yani Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit veya Tevrat bölümlerinde ilk beş kitabının arasında Hakimler bölümünde Samuel isminde bir peygamberden bahseder. Bu Arapça'da İsmail adına geliyor. Demek ki burada Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği peygamber Kitab-ı Mukaddes'te Samuel olarak geçen birinci Samuel Arapçası da İsmail olarak geçen bir peygamber. Bu tabi Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail değil. Bu Musa'dan sonra gelen bir peygamber. Bize bir kral tayin et ki Allah yolunda savaşalım dediklerini bilmez misiniz? Şimdi Tevrat'ın bu Hakimler bölümünde anlatılanlara bir tarihi malumat olarak anlatalım. Ondan sonra buradaki kıssaya gireceğiz. Biliyorsunuz İsrailoğulları Musa'dan sonra Yuşa önderliğinde Filistin'de kalıcı olarak yerleştiler. Yani Filistin'in birçok şehirlerine
yerleştiler. Ondan önce Musa'nın zamanında 40 yıl çöllerde dolaştılar. Yerleşik bir yer bulamadılar. Rabbimizin Müslümanlara vaat ettiği topraklara giremediler. Neden giremedilerdi? Bunu da ayetlerle o zaman açıklamıştık. Hemen o ayetimize gidelim. Maide 24. ayette. Ama onlar ey Musa dediler. Ötekiler orada oldukça biz o topraklara asla giremeyiz, giremeyeceğiz. O halde sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın, biz burada kalacağız. Demek ki İsrailoğullarının bir yurt yahut da Musa ile beraber olan o dönemdeki İsrailoğullarının bir yurt edinebilmeleri için o topraklara gidip onun yakınına gelmişlerdi. Orada savaşmaları gerekiyordu. Musa da onlara savaşarak bu toprakları alacağız demişti. Fakat onlar ne dediler? Biz o topraklara, orada insanlar var, giremeyiz. Onlar kuvvetli. Sen de Rabbin gidin savaşın, biz burada kalacağız. Yani aslında Musa'yı yalnız bıraktılar. Dolayısıyla Rabbimiz de onlara 40 yıl çöllerde dolaştılar, bir yurt edinemediler. Zaten temelde göçebe bir kavimdi İsrailoğulları hayvan bakıcısı. Dolayısıyla onlar çöllerde dolaştı. Daha sonra o nesil gittikten sonra Kur'an-ı Kerim'de anlatılan 40 yıl olduğuna göre bir nesil ediyor hemen hemen. İşte o nesil gittikten ve Musa da vefat ettikten sonra yeni bir nesil geldi. Bunlar Yeşu önderliğinde, yani Musa'dan sonra İsrailoğullarının başına geçen Yeşu. Yalnız burada bir dikkat edeceğimiz bir şey var. Musa'dan sonra İsrailoğullarının başına geçenlere Tevrat'ta hakimler ya da hukukçular deniyor bir nevi. Yani bunlar aslında hüküm veriyorlar, din önderleri. Tevrat üzerine hüküm veriyorlar. Halbuki o sırada İsrailoğulları 12 aşiret şeklinde veya 12 oymak veya 12 boy diyelim. O halde yaşıyorlar. Yani merkezi bir otorite yok, bir devletleri yok. Ama o Yeşu onlara önderlik ediyor ve o vaat edilmiş, Müslümanlara vaat edilmiş topraklar, Filistin çevresindeki o topraklara yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra yönetimin, anlıyoruz ki hakimler denilen, yani daha çok din önderleri, bunlar o toplumu yönetiyorlardı. Ama bu yönetim bir devlet yönetimi gibi değil, dağınık bir yönetimdi. Ve neticede İsrailoğulları o komşu toprakta bulunan Filistinler, o zaman Filistinler tabii müşrik bir toplumdu. Orada bulunan Amalekler, yani Tevrat'ta geçen diğer bazı kavimlerle savaşmak durumunda kaldılar. Tabi bu savaşlarda hep yeniliyorlardı. Yani bu 12 boy bir araya gelemiyordu. Bir merkezi yönetimde yönetilemiyordu. Bir orduları yoktu. Bunlar göçebe, dağlık, oba şeklinde yaşayan, hani bizim geçmişimizde atalarımızın da Anadolu'ya geldiği zaman oba şeklinde yaşadıkları gibi, aşiretler, büyük aşiretler şeklinde yaşadıkları gibi onlar da böyle yaşıyordu. İşte bir de savaşmayı göze almadıkları için, inançları ve yurtları için onlar o topraklarda epey bir göçebe yaşadılar. Daha sonra yurtlarına kavuştular. Fakat etraftaki komşular tabii bunları rahat bırakmadı. Onlar bir önderlerin, bir hükümdarın, bir kralın yönetiminde oluyorlardı ve dolayısıyla her zaman için İsrailoğullarını yeniyorlardı. Birkaç yenilgi tattılar. İşte bu en son yenilgilerde, yani bu ayetteki kısımda bahsedilen Talut'un gelmesinden önce Filistinliler veya etraftaki diğer işte Amalekler vesaire, diğer toplumlar, o dönemde yaşayanlar Filistin şeylere, İsrailoğullarını gene bir yenilgiye uğratıyorlar. Hatta bu yenilgide şeyi ahit sandığı dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'in burada tabut dediği sandığı şeylerden alıyorlar İsrailoğullarını.
Şimdi ahit sandığının içerisinde neler vardı? Tevrat'taki anlatıma göre ahit sandığının içerisinde hemen onu bakalım neler var. Birincisi ahit sandığının içerisinde Musa'ya gelen 10 emirin içerisinde bulunduğu taş levhalar vardı. İkincisi yine Tevrat'ın anlatımıyla ahit sandığının içerisinde asası vardı. Musa'nın kullandığı veya Tevrat'a göre de Harun da kullanıyor arada sırada. O asa vardı. Yani onların hatıralarından, Musa ve Harun'dan kalan hatıralardan olan bir malzemeler de vardı bu ahit sandığı içerisinde. Ahit sandığı Tevrat'ta anlatıldığına göre bir sandık şeklinde, üzerinde altın işlemeleri de var. Hatta üzerinde Tevrat'ta anlatıldığı şekilde bir meleğin resmi demeyelim de bir simgesi, iki meleğin cennet kapısında bekleyen iki meleğin simgesi de vardı. Dolayısıyla bu ahit sandığı da Tevrat'ta çok teferruatlı olarak eni boyu işte akasya ağacından yapılacağı bunların hepsi bu şeyde tarif edilirken yazılmıştı. Bu ahit sandığını aldılar. Ahit sandığı İsrailoğulları için manevi yönden çok önemliydi. Birincisi içerisinde Tevrat'ın orijinal levhaları yani Tur Dağı'nda verilen taş levhalar, Musa'ya verilen onlar vardı. Onun yanında da işte onların manevi ve moral olarak onları yükseltecek Harun ve Musa'dan kalma eşyalar var. Bunları kaybettikleri için çok bu konuda üzüldüler. Ve üzüldükten sonra işte o dönemde onlara önderlik eden Samuel'e, Kur'an-ı Kerim'in de tasdiğiyle o da bir nebiydi diyor Kur'an-ı Kerim. Nebiden bize bir hükümdar tayin et, biz de düşmanlarımıza karşı savaşalım ve netice itibariyle hem ahit sandığını da geriye alalım, güçlü olalım, bizi yönetsin, artık birleşelim yani bu dağınıklıktan kurtulalım diye söylediklerini anlıyoruz. Demek ki işin şeyi, başlangıç noktası burada. Bu peygamberlerden yani oradaki Samuel Tevrat'ın anlatımıyla veya Arapça ismiyle İsmail Nebi'ye geliyorlar bize bir kral tayin et veya bir melik tayin et orijinal ismiyle. Allah yolunda savaşalım dediklerini bilmezmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim bunu tasvip ediyor. Aynen de bu şekilde Tevrat'ta da bu anlatılıyor. İsrailoğulları geliyorlar. Bize bir melik, bir kral tayin et, hükümdar. Bizi yönetsin ve bizim için savaşsın diyorlar. Yani Tevrat'ta bir de yönetmeyi ekliyorlar. Kur'an-ı Kerim sadece savaşma konusunda önemli olduğunu yani orayı alıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıssalar daha önce de bahsettik. Çok özet olarak mesaj vermek, öğüt vermek ve ders vermek için anlatılır. Onun dışarısındaki teferruatlarla Kur'an-ı Kerim ilgilenmez. Halbuki Tevrat'ta kıssalar bir tarihi kitap gibi anlatılır. Yani tarihte olanları fazla da üzerinde yorum yapmadan anlatan, nakleden bir anlatıcı gibidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim o yüzden kıssaları anlatırken bizim için önemli olan ders ve öğüt çıkaracağımız yere önemli bir şekilde vurgu yapar. Şimdi burada madem böyle bir kral tayin ediyorlar veya onu istiyorlar, melik istiyorlar. Bu aslında İsrailoğullarının devlet talebidir bir nevi. Yani merkezi otorite o dönemde hükümdarlar eliyle veya melikler eliyle kullanılıyor. Yani yurtlarına kavuştuktan sonra bunlar bir devlet istiyorlar. Yani biz böyle dağınık bir şekilde olmayalım diye. Tevrat'ta anlatılana göre bu nebi, yani İsmail isminde, bu nebi onlara
bunun şeylerini anlatıyor. Yani devlet olmanın karşılığında neler isteneceğini kendilerinden. Yani siz bunu istiyorsunuz ama bir diyor şu erkek çocuklarınız savaşacak o orduda. İkincisi sizden vergi toplayacak. Yani bunu onların anlayacağı cümlelerle anlatıyor. Üçüncüsü kızlarınız hemşire olarak veyahut işte orduya yardımcı olarak, tahçı olarak, hizmetli olarak burada savaşacak. Yani size mükellefiyet yükleyecek, sorumluluk yükleyecek burada. Ürünlerinizden ve elde ettiğiniz kazançlardan bir pay vereceksiniz. Onlar üzerinde şey olacak. Yani bir devleti tarif ediyor orada Samuel. Demek ki toplumlar göçebe bir toplum. Yerleşik bir düzene geçmeleri için bir devletlerinin olmasını istiyorlar burada İsrailoğulları. Halbuki oradaki peygamber veya nebi diyelim Kur'an-ı Kerim bahsettiği buna iyi bakmıyor. Yani siz böyle yönetim istiyorsunuz diye buna iyi bakmıyor. Çünkü o dönemine kadar hep hakimler denilen veyahut din adamlarından ileri gelenleri yani fakihler diyelim onların yönettiği bir toplum o zamana kadar İsrailoğulları. Biliyorsunuz bu yönetim bugün İran'da da velayeti fakih diye yani bir nevi hukukçuların yönetimi diye bir şey yapılmış. Yani bu böyle demokratik bir toplum değil. Din adamlarının yönettiği yani aslında teolojik bir yönetim diyebiliriz. Ama halk demek ki burada bir devlet yönetimine yani bir melikliğe geçmek istiyorlar. Daha iyi yönetilmek, daha bir merkezi otorite olmasını istiyorlar burada. Ve savaşmak için yani kendilerini korumak için. O halde buradan şu ortaya çıkıyor. Devletin birinci amacı kendi milletini ve toplumunu korumaktır. Yani bunlar savaşmak istemeleri, kendilerini korumalar. Çünkü gelen giden eziyor. O halde devlet birinci şekilde ümmete veya vatandaşlarına güvenlik sağlamak. Yani en büyük devletin ihtiyacı, yani insanların devlete olan ihtiyacı bu güvenlik meselesiyle. Öbür türlü kendileri bir şeyler kazanıyorlar, ediyorlar. O halde demek ki böyle bir güvenlik istiyorlar. Çocuklarımız yurtlarından sürülmüşken Allah yolunda neden savaşmayalım? Demek ki öteye beriye sürünüyorlar. Yani birisi doğudan baskı yapıyor, birisi batıdan baskı yapıyor. Bir tarafa kaçıyorlar. Hem çocukları hem de kendilerini korumaları gerekiyor burada. Demek ki buradan bir de şunu anlıyoruz. Savaşlar aslında Kur'an-ı Kerim'de anlatılan savunma amacıyla yapılır. Saldırı amacıyla değil. İslam'ın savaşları ancak o topluma yapılan saldırılardan müdafaa ve savunma savaşlarıdır. İkincisi işgal veya saldırı savaşları değildir. Aslında saldırı gibi gözüken savaşlar da oradaki engelleri kaldırmak için yani İslam'la o toplum arasındaki engelleri kaldırmak ve zalimi ortadan kaldırmak, zulmü ortadan kaldırmak için yapılır. Demek ki İslam'da savaş, sıcak savaş dediğimiz şey ancak zalime ve zulme karşı yapılır. Mesela kafirlere karşı değil. Kafirler elbette karşıda vardır. Ama savaşı tarif ederken zalime ve zulme karşı yapılır. Yani inançlara karşı savaş yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'in size anlattığı savaş şekli budur. O halde savaş ancak zulmedenlere, zalim olanlara, yurtlarından çıkanlara, kadın ve çocukları öldürenlere, sizi rahatsız edenlere karşı yapılır. Onun dışında yapılan şey, mücadele, cihat dediğimiz mücadele aslında insan kazanmak içindir. Savaş dediğimiz kıtal, sıcak savaşta o insan öldürmek çünkü kendinizi müdafaa için böyle bir savaşa mecbursunuz. O halde savaşmak için de buradan çıkaracağımız şey doğru savaşmak için öncelikle bir yöneticimizin, bir devletin ve ona bağlı da bir ordunun olması gerekiyor. Buradan bunu anlamış oluyoruz.
Ama Kur'an-ı Kerim 246. ayette ne diyor? Halbuki savaşmak onlara emredilince birkaç yıldızında uzak durdular ama Allah zalimleri çok iyi biliyordu. Demek ki yukarıda okuduğumuz Musa zamanında bile sen git Rabbinle beraber savaş, biz burada oturup bekleyeceğiz diyorlardı. İşte demek ki aynı şeyi bu Talut'a da yaptılar. Onu şimdi ileride göreceğiz. Dolayısıyla az bir kimse Talut'la beraber savaşmaya, yani o hükümdar olduktan sonra yanaştılar. Kur'an-ı Kerim'in bu son buradaki cümlesi, yani Allah zalimleri çok iyi biliyordu. Demek ki hak bir dava uğruna, çoluk çocuğunu, ümmeti müdafaa uğruna savaşmayanlar, yani savaş gerekli olduğu zaman, bir saldırı olduğu zaman savaşmayanlar aslında zalimlerdir. Demek ki o da yerli yerince, yani zalim aslında bir işi yerli yerince yapmayan. Zulüm de bir işin doğru olması gereken yerden başka yere alınması olduğuna göre, demek ki bu zalimlik de burada yapılması gerekiyorsa orada ümmeti, çocukları, kadınları savaş, ondan uzak durmak da aslında zalimlik olarak nitelendiriliyor Kur'an-ı Kerim. Burada bir de İsrailoğulları kavramı üzerinde duralım. Bu da önemli. Genelde İsrailoğulları denince hepimizin aklına sanki bir ırk veyahut bir ırkı tarif ettiği anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de İsrail birkaç yerde geçer tek olarak. Burada da Yakup'la ilişkilendiriliyor genelde. Yani Yakup'un oğullarına İsrail oğulları deniyor. Tevrat'ta Yakup'a İsrail lakabının Allah tarafından verildiği anlatılır. Bunun için iki tane olay anlatılır. Bir tanesinde güya Yakup haşa bir nehirden ailesini geçirdikten sonra kendisi geride kalır, gece vakti bir adamla güreşir. Tevrat metninde bunun melek olduğu yazılır. Yani bir melekle güreşir, mücadele eder. Aslında belki de bu sembolik bir anlatımla Tevrat'ın Yakup'un kendi iç dünyasındaki bir mücadelesi, yani beyninin içerisinde veyahut kendi benliğinde, vicdanında yaptığı bir muhasebedir bu. Fakat bu muhasebe neticesinde, yani o gece uyluğu sakatlanır Yakup'un. Yakup peygamber Müslümanlığın bir peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle ne Yahudidir ne de Nasara'dır, yani ne de Hristiyan'dır. Yani Yahudi itikadına da sahip değildir. Hristiyanlık itikadına da sahip değildir. Dolayısıyla Yakup peygamberin uyluğundan şey olur, yaralanır der bunu. Daha sonra sabaha kadar bu güreş devam eder. Tevrat'ın anlatımını söylüyorum. Sabahleyin bırak beni gideyim der o güreşen Yakup'la. Beni bereketlendirmezsen bırakmam seni diyor. Yani bana bir dua et tarzında Yakup. O da seni bereketli kılacağım diyor anlatımda. Buradan da Yakup bunun Rab olduğunu anladı diyor. Yani haşa Yakup peygamber veya Yakup Nebi Resul Allah'la güreşmiş yani gece. Şimdi buradaki anlatımda çok büyük bir hata var. Birincisi, Rabbimiz yeryüzüne iniyor, insanla muhatap oluyor, bir insanla güreşiyor. Sabaha kadar da şey olmuyor, yenişemiyor onu. Yani Allah tasavvurlarına, kafalarındaki Allah düşüncesine bakın yani. Kainatı, evreni yaratan, idare eden bir Rabbin gelip bir kişiyle güreşmesi. Burada da bu şeyin sonunda, Tevrat'ta anlatımın sonunda, senin adın İsrail olsun olacak bundan sonra. Şimdi İsra kelimesi Arapçada da yürümek, çaba göstermek demek. Sonundaki il veya el takısı da Allah anlamına geliyor.
Yani Arapça kökten gidersek İsrail, çünkü Arapça, Aramice birbirine benzer yakın diller. O zaman Allah yolunda çaba gösteren, yürüyen anlamına geliyor İsrail. Ancak hatta bunu bazı alimlerimiz, mesela Süleyman Ateş gibi nefsir alimlerin İsra kelimesini daha ileriye götürüyorlar. Cihat eden, yani Allah yolunda çaba gösteren, cihat eden anlamına geliyor. O halde İsrail Allah yolunda cihat eden anlamına gelir diyor. Bu daha uç bir anlam. Fakat Tevrat'ta bu İsrail'i Allah'la çaba gösteren, yani Allah'la güreşen anlamını da alıyorlar buradaki anlamda. Yani onu da hepsi yapmıyor. Bazı Tevrat yorumcuları yapıyor. Dolayısıyla İsrail lakabının Allah'a kafa tutan, Allah'la güreşen anlamına geldiğini söylüyorlar. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Tevrat birkaç kere Asur işgalinden sonra tamamen yok edilmiş, müntesipleri öldürülmüş, Kudüs'teki mabet yakılmış, hatta bir de Roma işgali var. Orada da tamamen insanlar, çocuklar, hatta hayvanları bile öldürülmüş. Dolayısıyla yeniden Tevrat birkaç kere yeniden yazılmış. Yani hafızalarda kalan veyahut işte şeylerde, ezberlerinde kalan şeyden yeniden oluşturmuşlar. İşte bu oluşturma sırasında 4 kere olduğunu söylüyorlar bu Tevrat metinlerini. Bilhassa Asur işgalinden sonra çevrelerinden gördükleri baskılardan ve eziyetlerden ve işgalden sonra İsrailoğullarında biraz milliyetçilik ve millilik duygusu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Tevrat'ı ve Allah'ın dinini, aslında Musa'nın getirdiği Allah'ın dinini milliyetçileştiriyorlar. Yani milli bir ırkın dini haline getiriyorlar. Ve dolayısıyla oradaki ümmet kavramını, Allah'ın muhatap aldığı insanları veya müminleri de hep Yahudiler olarak gösteriyorlar. İşte bunun gerekçelerinden bir tanesini de bu Tevrat'ta anlatılan kıssa olarak gösteriyorlar. Yani Yakup şeye kafa tuttu. Haşa, Rabbe onunla güreşti. İşte biz böyle dik başlı bir kavimiz gibisinde. Çünkü aynı dik başlılığı Musa zamanında da gösterdiler. Musa ile çölde gerek yiyecekler konusunda, gerek işte bu savaşma konusunda sürekli problem çıkardılar. Sürekli Allah'ın vahyine karşı hatalar veya şeyler yaptılar. Oysa o yüzden İsrailoğullarını bu manada kullanırsanız bu olumsuz bir manada. Kur'an-ı Kerim de o yüzden İsrailoğullarını kullandığı bütün pasajlarda olumsuz kullanıyor. Yani onlar kendilerine bu adı verdiler. Kur'an-ı Kerim'de o adı kullanıyor. Yani bir nevi Allah'ın kanunlarıyla, yani Allah'ın vahyiyle mücadele edenler gibi oluyor. Halbuki gerçek manada Tevrat'ta ikinci bir Yakup bir mücadeleden çıktıktan sonra, tebliğ ettikten, başardıktan sonra, bu olaydan sonra gene Tevrat'taki anlatım. Orada Rabbi işte seni bereketlendireceğim, seni ümmetini çoğaltacağım, senden sonra gelenlere işte resullük vereceğim, senin soyundan gelenler dedikten sonra senin adın İsrail olsun. Orada bir kere daha söyleniyor. Demek ki birinci anlatım şeye uygun değil. Ne Kur'an-ı Kerim'e ne Tevrat'a hatta uygun değil. Çünkü Allah'la bırakın güreşmeyi, Allah'ı görmesi bile mümkün değil. Diyorsunuz Hazreti Musa da Rabbine demişti ki bırak bir seni göreyim tarzında, biliyorsunuz. Hemen ayete açalım. Araf 143. Ve Musa belirlediğimiz vakitte, belirlediğimiz yere, Sina Dağı'na varınca Rabbi onunla konuştu. Musa da ey Rabbim dedi, göster bana kendini de seni göreyim. Allah beni asla göremezsin. Ama yine de istersen şu dağa bak. Eğer öylece
yerinde kalırsa o zaman ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi şavkını dağa gösterir göstermek o gösterir göstermez onu toza toprağa çevirir. Dağ yani ışığı kendini bile göstermedi. Ve Musa da bayılıp düştü. Uyanıp kendine geldiği zaman ne sınırsız bir yücelik seninki. Pişmanlık içinde sana sığınıyorum. Bundan böyle daima inananların ilki olacağım. Yani aslında böyle inananların benim ümmetimin içinde de ilki olacağım. Çünkü Musa ilk inanan değildi. Hazreti Adem'den beri peygamberler geliyordu biliyorsunuz. Hatta ondan hemen önce Musa'dan Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf bildiğimiz peygamberler vardı. O halde demek ki yani Yakup'un Allah'la güreşmesi haşa böyle bir şey ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Musa zamanında olacak bir şey değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de gene Şura 51. ayette Allah bir insanla karşılıklı konuşmaz. Ancak vahiy ile kulunun kalbine dilediği düşünceyi doğurarak yahut perde arkasından konuşur yahut izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. İşte Cebrail, melek gibi. O yücedir, hüküm ve hikmet sahibi. Demek ki Tevrat'ta anlatılan bu kıssa, yani birinci bölümü, Şuayb'in güreştiği, İsrail lakabının buradan geldiği sorunlu ve yanlış bir anlatım. İkinci anlatım doğru, belki bunun için İsrail lakabı Yakub'a verildi. Yani Allah yolunda mücadele eden, cihat eden birisi. Ama Yahudiler kendilerini Allah'la mücadele eden, ona kafa tutan kalın enseli bir kavim olarak görüp de kendilerine İsrail oğullarını bu sebeple sıfat olarak alınca Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğulları kavramını her yerde olumsuz anlamda kullanıyor ve onların yaptığı hataları anlatıyor. Peki İsrail oğulları kimdi? Aslında bakarsanız aslında Yusuf'u zindana pardon kuyuya atan onu öldürmeye çalışan kardeşleriydi. Yani asıl çoğunlukta 10 boy onlardan. Yusuf'la kardeşi Bünyamin 2 boydu netice itibariyle. Demek ki o İsrailoğulları lakabı belki de o kardeşlerin lakabıdır. Hazreti Yusuf'un buraya girmesi düşünülemez böyle olumsuz bir tavır içerisinde. Ama aslında Rabbimiz bu İsrail lakabını Yakub'a vermişse onun Allah yolunda mücadele eden, cihad eden, çaba gösteren bir kimse olduğunu gösterir. O yüzden de İsrailoğulları diye burada Kur'an-ı Kerim'de hitap ediyor. Aslında onların bu yanlış kullanımlarına da bir itiraz ve onların huylarını böylelikle biraz da anlatıyor. Yani şeylere bakışan vahye bakışları veya peygamberlere bakışlarını anlatan bir bölüm diye söyleyeyim. O halde demek ki bu İsrailoğulları netice itibariyle bir devlet istiyorlar ama içlerinde pek az müstesna işte o devleti getirdiği vecibeleri yani orduya katılmayı, savaşmayı istemiyor. 247. ayette ve onların peygamberleri toplumun önde gelenlerine bakın dedi Allah Talut'u size kral olarak tayin etti. Kur'an-ı Kerim'de bu Talut olarak anlatılan kral Tevrat'ta Şaul diye geçiyor isim olarak veya Seol diye geçiyor. Şaul daha şey olarak. Onlar biz hükümranlığa ondan daha çok layıkken nasıl bizim üzerimizde hüküm sahibi olabilirdi? Şimdi önce istediler. Onlara Talut kral olarak tayin edildi. Şimdi Talut niye kral olarak tayin edildi? Yani onu peygamberleri açıklıyor Samuel'e. Şimdi Talut Kur'an-ı Kerim'e göre bir bilgi sahibi. Onda derin bir bilgi.
İkincisi mükemmel bir beden. Hem bilgi var, yani kafaca, akılca, zihince ehil. Hem bu konuda kendini yetiştirmiş, o bilgisi var. İkincisi mükemmel bir beden bahşetmiştir. Çok uzun boylu, halkın arasında gözüktüğü zaman hani boynu gözüküyordu diye yani herkesten uzun. Güzel, yakışıklı şeyi var. Bunu Kur'an-ı Kerim'de tasdik ediyor. Tevrat da sırf bu sebeple seçilmiş gibi Talut işte çok yakışıklıydı, uzun boyluydu tarzında veriyor bu şeyi. Kur'an-ı Kerim burada aslında bize bir şey anlatıyor. Demek ki Rabbimizin birisini yönetici olarak seçmesi, onun bedeni güzelliği veyahut işte vücudunun kusursuzluğu, boyunun uzunluğundan değil, onun bilgi sahibi olması, yani bu yönetmeye ehil olmasıyla seçilir. Mesela Yusuf da öyle seçilmişti. Anlattığımız kıssada. Nitekim o bilgisiyle Mısır'ı o kuraklık yıllarında 7 yıl kurtardı. Hatta çok zenginleştirdi bu sebeple. O halde demek ki bir yönetici, bir devlet yöneticisi, bir toplumu yönetecek melik dediğimiz şahsiyet önce ehliyet şartı gerekiyor. Demek ki ehil birisinin olması lazım. Boyca, postça, fiziki özellikleri, üstünlüğü bunlar ikinci, üçüncü planda kalan şeyler. Yönetime ehil, bilgili birisi olması lazım. Bunu göstermiş oluyoruz. İkincisi itirazları ne onların? Biz hükümranlığa ondan daha çok layıkken nasıl bizim üzerimize hüküm sahibi olabilir dediler. Neden bunu söylüyorlar? Kur'an-ı Kerim burada bahsetmiyor. Bunu şunun için söylüyorlar. Tevrat'ta bunun teferruatı var. Talut Bünyamin soyundan, sıptından diyor. Yani Bünyamin'in çocuklarından silsile olarak geliyor. Bünyamin kimdi? Yusuf'un kardeşiydi. Yani onların anneleri farklıydı. Ama Yakup'un çocukları. Öbürküler kimdi? Yakup'un diğer 10 çocuğu. Yani Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri ve onun Resullüğünü istemeyenler, ona tabi olmak istemeyenler, daha sonra mecburen olan kardeşleri diyelim. Dolayısıyla Bünyamin sırtı en zayıf, en küçük görülen bir şey, soy veya boy neyse Yahudiler arasında. Onlar daha diğerleri kendilerini buna daha layık görüyorlar, daha zengin görüyorlar, daha fakirmiş. Sırf Tevrat'ın yazması böyle. Dolayısıyla biz hükümranlığa daha layık. Yani biz daha zenginiz, daha çok şeyimiz var, insanımız var, hakkımız var, akrabamız var. Dolayısıyla niye o bizim üzerimizde hüküm sahibi? Yani devlet demek aslında bir yöneticiye hüküm yetkisi ver, karar yetkisi ver. Sizin adınıza, ülke adına, ümmet adına karar yetkisi vermek demek. Hani buradan da aslında bir devletin lüzumu ve ne kadar gerekli olduğunu da bize anlatıyor. Ama böyle birisi tayin edildiği zaman burada Allah Talut'u size kral olarak tayin etti, seçti anlamında bir kelime kullandı. Hemen ona bakalım. Estafahu kelimesi. Yani nevi seçme ama bir arındırma ve eğitim sürecinin sonunda seçme. Demek ki Yakup'u seçmesi saflaştırma. Yani Türkçe'de kullandığımızda bu anlamda. Dolayısıyla öyle gelişi güzel seçilmiyor. Demek ki bir arındırma ve eğitim sürecinden geçtikten sonra Rabbi tarafından insanlar seçiliyor. Mesela Yusuf da Resulliğe seçildiği zaman ta ki çocukluğunda bile az çok bunun alametleri vardı. Ama o kuyuya atıldı. Mısır'da işte köle olarak satıldı, zindanda kaldı. Ahlaki davranışlarıyla intiham edildi. Ondan sonra Yusuf Resulliğe seçildi ve ondan sonra da yöneticiliğe seçildi öyle diyelim. Demek ki Rabbimizin
seçmesi de bir insanı böyle gelişi güzel seçme değil. Demek ki bir arındırma ve eğitim sürecinde. Tevrat'ta da aslında buna işaret yapılıyor. Seul veya peygamber, Nebi, İsmail ona sorular soruyor. 30 kişi hatta Tevrat'ta anlatılan 30 tane aday arasından her biriyle bir nevi mülakat gibi yapıyor. Sorular soruyor. Ondan sonra içlerinden şeyi Talut'u seçiyor. Demek ki Talut böylelikle hükümdar olmuş oluyor. Onların bunu şey görmesi zayıf bir sınıftan veya fakir bir boydan oluşuyor. Yani Bünyamin boyundan gelmesi sebebiyle onu fakir görüyorlar. Fakat ne diyor Rabbimiz? Allah onu sizden daha üstün kılmış, ona derin bir bilgi. Demek ki sizden üstün kılması, yani sizde olmayan vasıfları, daha iyi özellikleri görmüş ve sizin üstünüze geçirmiş onu. Yani sizi yönetmeye ehil görmüş. Bilgisi var, mükemmel bir beden bahşetmiştir. Demek ki bunlar tabii Rabbimizin bahşetmesi bir beden şeyi. Ama ilimde de insan bu saflaştırma dediğimiz şeyden kendisini de biraz bu konuda yetiştirmiş oluyor. İşte nitekim peygamber de o zamanki işte Samuel veya İsmail onu imtihan ederek, onunla mülakat yaparak netice itibariyle Allah'ın kendisine gönderdiği ki vahiy ile gönderdiği söyleniyor Tevrat'ta. Onu kendisi de test ettikten sonra şey yapmıştır. Bu makama tayin etmiş ve ilan etmiştir. Yani bu sizin hükümdarınız olacak. Onun mahiyetinde savaşacaksınız diye. 248. ayette ve peygamberleri olan bakın meşru hükümranlığın bir işareti olarak size içinde Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir iç huzuru, bir sükunet bulunan Musa'nın ve Harun'un ailelerinden geriye kalmış olup da meleklerce muhafaza edilen mirası içinde barındıran bir kalp bağışlanacaktır. Eğer gerçekten inanıyorsanız bunda sizin için bir işaret vardır dedi. Şimdi burada birincisi gelelim hükümdarlığının alameti, ayeti diyor. Aslında demek ki ayet kelimesi aslında bir işaret, alamet anlamına geliyor. Bunu iyi bilelim. Bir gerçeklik anlamına geliyor. İçinde Rabbinizden bir huzur, bir sekine barındıran. Peki Rabbinden bir huzur, sekine nedir? Netice itibariyle onlara moral verecek, onlara huzur kazandıracak, maneviyatlarını yükseltecek bir içinde bir kalıntı varmış. Ne o kalıntı? Musa ailesinden Harun ailesinin geriye bıraktıklarından. Yani Musa'dan ve Harun'dan. İşte Tevrat'taki anlatımda bunun içerisinde 10 emir yani taş levhalar vardı Tur Dağı'nda Musa'nın elinde bulunan. İşte asası vardı Musa'nın onlar anlatılıyor. Bir iki tane de başka onlardan kalan hatıra olduğu anlaşılıyor. Meleklerin taşıdığı tabutun size gelmesidir. Buradaki tabut kelimesi aslında sandık anlamına geliyor şeyde Arapçada. Dolayısıyla ahit sandığını kastettiğini buradan anlıyoruz. Çünkü aynı birebir Tevrat'ta anlatılan kıssanın aynısı burada. Peki bu nasıl geliyor ahit sandığı? Filistinler ellerine geçirdilerdi dedik ahit sandığını. Filistin yurdunda 7 ay kadar kalıyor belli bir müddet Tevrat'ın yazısına göre. Filistin yurdu o sırada Filistinliler bunu hatta kendi tanrı heykellerinin putlarının yanına koyuyorlar bu sandığı. Fakat o Tevrat'taki anlatımlarında o gece o put düşüyor yere kırılıyor. Tekrar yenisini yapıyorlar veya tamir ediyorlar, çıkarıyorlar. İkinci, üçüncü gece bakıyorlar tekrar düşmüş. Bu sefer ay sandığını alıyorlar oradan. Başka bir komşu kavme gönderiyorlar. Gene İsrailoğullarının düşmanı olan bir kavme.
Onlarda bu sefer hastalıklar beliriyor. Tevrat'ın anlatımını söylüyor. Bu sefer diyorlar ki bu sandığı bizim elimizde tutmamız İsrailoğullarının Rabbini kızdırıyor. Bize bu belaları veriyor. Biz bunu geriye gönderelim. İki tane inek yani düvesi olan ineğe çektiği bir arabaya koyuyorlar bunu. Filistinlere doğru bırakıyorlar. Eğer diyorlar bu inekler onlara doğru giderse yeri orasıymış. Başka tarafa giderse ay sandığını biz yok ederiz diyorlar. Nitekim Filistinlere doğru gidiyor. Tevrat'taki anlatımı söylüyoruz. Bazıları buradaki meleklerce taşınan aslında melek aslında güç demektir. Meleke de buradan gelir. Kök anlamı olarak malik veyahut melik işte hükümdar güçlü anlamına gelir. Burada arabayı çeken inekleri de kastetmiş olabilir. Yani onlar da güçlü. Meleklerce taşınan güçlü. İkincisi sembolik bir anlam olarak da o ay sandığının üstündeki iki tane melek işareti. Onlara tapmıyorlar. İsrailoğulları için resim yapmak, resimlere tapmak çok yasak. Ama bir iki melek işareti konmuyor. Öyle yazıyor Tevrat'ta. O da olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim burada o anlatılanları sembolik bir dile çeviriyor. Dolayısıyla meleklerin taşıdığı dediği veyahut netice itibariyle sandık kendi kendine yani o arabayla beraber şeye doğru geliyor. Ve geldikten sonra bu İsrailoğulları çok seviniyorlar. İşte Talut'un da kral olmasıyla her şey iyiye gitmeye başlıyor. Ve nitekim bu ay sandığını kazandı, aldıktan sonra şeylere karşı savaşlarda Filistinlere karşı, müşriklere etrafındaki putperestlere karşı yaptığı savaşları kazanmaya başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim aslında buna işaret etmiş oluyor. Burada bizim için önemli olan bir kavram daha var. Mesela, pardon, bu ay sandığının içerisinde Musa'nın 10 emrinin yazılı olduğu iki taş tablet Harun'un veya Musa'nın asası. Bir de çölde İsrailoğulları kaldığı müddetçe yiyeceksiz kalıyorlar. İşte onlara mana denilen bir nevi kudret helvası şeydeki geçen tabiriyle. O helvadan da bir parça olduğu bunu anlatılıyor. Yani eski ahitte böyle şey yapılıyor. Bu sandık niye sekine var içinde, huzur var diyor. Bu sekine moral, huzur, sükunet, manevi haz anlamlarına geliyor. Şimdi mesela sözlük anlamı olarak sözlüklerde, Kur'an sözlüklerinde birinin zihnen rahat ve huzurlu olmak için güvendiği bir şey. Sükunet, rahatlık, huzur, zihinsel rahatlık kaynağı veya sebebi. Demek ki sekine kavramının içerisinde bu var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de savaşlarda biz size sekine indirdik diyor. Yani aslında Rabbimiz meleklerce destek veriyor, moral veriyor, maneviyatlarını yükseltiyor müminlerin. Onlar da savaşı kazanıyorlar. Mesela geceyi sizin için sekine yaptık. Yani dinlenme, huzur bulacağınız bir vakit yaptık. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayeti. 6. surenin 96. ayetinde bu var. Bir de mesela Peygamberimiz için söylüyor. Tövbe suresi 103'te. Senin duan onlar için bir sekine sebebi. Yani sükunet sebebi. Yani demek ki buradan sekine bir moral veriyor. Peygamberin duası müminler için bir sekine sebebi. Hatta burada salat diyor. Orada salat dua anlamına geliyor. Peygamberin onlara yaptığı dua anlamında. Demek ki bu sandığın da yani İsrailoğulları için ahi sandığında böyle bir moral kaynağı var. Demek ki morale de ihtiyacı var. Savaşlarda onun için mesela savaşlarda İslam savaşlarında La ilahe illallah bayrağını önde taşıyorlar. O da topluma ne yapıyor? Bir moral vermiş oluyor.
249. ayette ve Talut kuvvetleriyle yola koyulduğunda bakın dedi Allah sizi şimdi bir nehirle imtihan edecek. Ondan içen benden olmayacak, onu tatmaktan sakınan ise benden olacaktır. Ondan sadece bir avuç dolusu içen ise affa mazhar olacaktır. Ancak birkaçı dışında hepsi ondan dolu dolu içtiler ve ona inananlar nehri geçer geçmez ötekiler Calut ve kuvvetlerine karşı koymak için bugün hiç gücümüz yok dediler. Ama kesin olarak Allah'a kavuşacaklarını bilenler, nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir. Zira Allah güçlüklere karşı sabırlı olanlarla beraberdir diye cevap verdiler. Şimdi burada Talut kuvvetleriyle birlikte madem savaşmak için seçildi, yola koyulduğu zaman bir imtihan vesilesi yapıyor. Bu imtihanın aslında amacı ne? Okunan şeyden dikkat ederseniz, disiplinlerini, emirlere uymalarını, Allah yolunda yapacakları fedakarlıklara hazırlanmalarını ve sabır güçlerini Calut bir nevi imtihan ediyor. Bu imtihanda ne diyor? İşte su içmeyeceksiniz. Hepsi susuyorlar. Bunun Tevrat'ta olan anlatımında yemek yemeyeceksiniz diyor. Talut onlara. Yani savaşacaksınız. Netice itibariyle yemek yani suyun da içinde bulunduğu diğer hiçbir şey yemiyor. Hatta oğlu orada bundan habersiz bulduğu bir baldan değneğiyle yiyor. O yüzden yargılanıyor. Yani netice itibariyle ölüm cezasına çarptırılacakken halkın desteğiyle onu kurtarıyorlar. Yani babası onu ölüm cezasına çarptırıyor. Şimdi buradan bizim aslında çıkaracağımız ders ne? Demek ki kıssanın birinci bölümünden bir yöneticilerin ehil olması. Yani babadan oğula geçen saltanat bir şeyi Kur'an hiçbir zaman tasvip etmiyor. Kur'an'ın demek ki istediği yönetici veya tavsiye ettiği bize örnek olarak, kıssa olarak anlatıyor. Ehil olacak. Bu. İkincisi, bunu Peygamber İsmail tavsiye ettiğine göre demek ki Allah'ın vahyiyle onun ilkeleriyle uyumlu çalışan, ona önem veren, ona uyacağını ifade eden birisi olacak demek için. Bunu aldım. İkinci olarak bu yöneticiye karşı da o toplum disiplinli bir itaat zinciri veya merkezi otoritesi olması lazım. Ve toplum da bunu gösterecek. Demek ki öyle bir devlet başkanı var, herkes kendi bildiğini yapar veya bir ordu komutanı var, herkes kendini bildiğini yaparsa o toplum ne yapmaz? Yaşamaz, savaşı da kaybeder, her şeyi kaybeder. İşte Talut burada bunu söyledi. Dolayısıyla bunların içerisinde Allah'a inananlar yani kesin olarak Allah'a kavuşacaklarını bilenler bu konuda fedakarlık yaptılar. Su da içmediler, yemek de yemediler yani netice itibariyle. Diğerleri çoğunluk olanlar bu emre uymadılar. Onları zaten şeye kale almıyor. Buna rağmen bu küçük azınlık geçmesine rağmen Tevrat'ta anlatılan da 300 ile 600 kişi civarında bir şey. 30 bin kişilik ordudan. O küçük azınlık karşıdaki müşrikleri yeniyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim şimdi burada bir ders daha veriyor bize bu kıssadan. Nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir. Nasıl geldiler? Disiplinli oluşlarından, başlarındaki kendilerinin seçtikleri yani Müslüman olan idareciye, yöneticiye veya komutana itaat ederek, şimdi orası da önemli, kendilerinden olanı ona itaat ederek disiplinli bir şekilde savaşınca o zaman sabır zaten direnç demektir. Böylelikle direnç gösterdiler düşmana karşı ve galibiyeti elde ettiler. O halde Kur'an-ı Kerim burada bu kısa gibi gözüken şeyde bize büyük bir ilke daha gösteriyor. Disiplinli, birbirine saf gibi kenetlenmiş, birbirini destekleyen veya bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yakın olan müminler iyi teşkilatlanırlarsa, iyi organize olurlarsa,
iyi bir devlet yöneticisi, bir komutanın etrafında birleşirlerse nice küçük topluluklar, nice büyük toplulukları darmadağın ederler ve etmişlerdir. O halde demek ki burada önemli olan sizin ilkelerinize bağlılığınız önemli. Bu toplumun yapacağı bu. Devam ediyoruz. 250. ayette onlar Calut ve kuvvetleriyle karşı karşıya geldiklerinde. Buradaki Calut aslında o müşrik karşı taraf yani komutan. Talut'un karşısında Filistinlerin komutanı. Ey Rabbimiz bize zorluklara tahammül gücü bağışla. Adımlarımızı sağlam kıl. Hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et diye dua ettiler. Bu Kur'an'ın güzel dualarından, kullanacağımız dualarından bir tanesi. Burada ne diyor da dua etmemizi istiyor bizden Rabbimiz? Bu da aslında kıssanın bize verdiği bir öğüt ve derstir. Zorluklara tahammül gücü bağışla. Demek ki zorluklar olacaktır. Ondan kaçmaya kolayca emeksiz veyahut karşılıksız hiçbir şey, bedel ödemeksizin alacağımız hiçbir şey yok. Bunlara karşı tahammül gücü yani sabır ver, direnme gücü ver bize. Savaşta en çok lazım olacak böyle bir direnme iradesi, dişini tırnağına takarak göstereceğiniz çabadır. Adımlarımızı sağlam kıl. Yani geriye kaçmayalım. Adımlarımız sağlam bir yerimizi iyi muhafaza edelim. Hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Yani bundan sonra siz elinizden gelen çabayı, tahammül gücünü gösteriyorsunuz, direnci gösteriyorsunuz, adımlarınızı sağlam tutuyorsunuz. Hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Ondan sonra Rabbinizden yardım istiyorsunuz. Demek ki mümin elinden geleni yapar, bütün gücünü kullanır, tahammül gücünü sonuna kadar kullanır, çabasını, emeğini harcar, bedelini öder. Ondan sonra Rabbinden gücünün üstündeki şeyler için yardım ve dua niyaz eder. O halde buradan ikinci, üçüncü hatta büyük öğütü bize Kur'an-ı Kerim veriyor. 251. ayet, evet son ayetimiz. Derken Allah'ın izniyle onları bozdular. Davut Calut'u öldürdü. Allah ona Davut'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini sağmasaydı dünya bozulurdu. Fakat Allah bütün bu alemlere karşı lütuf sahibidir. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Davut Calut'u öldürdü. Davut, Talut'un ordusu içerisinde daha yeni giren bir çobandı. Netice itibariyle burada Kur'an-ı Kerim özet geçiyor bunu. Karşılarında Calut diye dev gibi yapılı işte zırhları olan Golyat diye geçiyor Tevrat metinlerinde. Böyle bir insan var. Eski savaşlarda da karşılıklı ilk önce ki her ordudan birer kişi çıkıyor. Birbirlerini yenişiyorlar. Ondan sonra ya savaşıyorlar ya savaşı bırakıyorlar. İşte tabii bu çıkıyor. Karşısındaki İsrailoğulları da bu dev gibi adama daha önce çok kişiyi öldürmüş böyle. Onlara savaşacak birisini bulamıyorlar. Davut işte ben yaparım bunu diyor. Yanına sapanını alıyor. Hatta onu zırh giydiriyorlar. Kılıç kuşandırıyorlar. Onların içerisinde rahat edemiyor. Çıkarıyor onları tekrar. Ve sapanla şeye bu Kur'an-ı Kerim'in Calut dediği veya Tevrat'ta Golyat yazılan alnından çoban sapanıyla şöyle savurarak alnının ortasından vuruyor. Onu yere düşürüyor. Ölmüyor. Koşuyor. Kılıcını, kendi kılıcını alıyor. O Golyat'ın veya Calut'un. O kılıçla kafasını kesiyor, öldürüyor. Ki onu da küçük görmüştü orada. Onu da uzun aslında. Tabi Davut kıssasında onları anlatmıştık. Şimdi şey yapmıyorum. Ve netice itibariyle savaşı kazanıyor. Aslında bu savaşı kazanması şeyin Talut'un ordusundaki yeni başlayan bir görevliydi. Daha sonra Talut işte bu büyük zaferden sonra
şeyi kıskanmaya başlıyor Davut'u. Yani kahraman oluyor Davut. Hatta ona övgüler düşüyorlar. İşte Calut, Talut binleri vurdu. Yani binlere karşı zafer kazandı. Davut ise on binleri vurdu diye böyle ilahiler söylüyorlar. Buna çok hırslanıyor. İşte orada Talut şeyini kaybediyor. Hırsına yenik düşüyor. Nefsine yenik düşüyor. Bir kıskanma şeyi içine geliyor. Aslında ki bununla övülmesi lazım. Ve Davut'un peşine düşüyor. Onu öldürmeye çalışıyor. Netice itibariyle Davut dağlarda işte bir kaçıyor. Orada bir şey dönemi var. Savaşma dönemi. Kendi başına savaşıyor Filistinlerle. Birkaç kere netice itibariyle onu öldürmeye teşebbüs ediyor. Netice Saul veyahut Talut bir savaşta öldürülüyor. Yani savaşırken hatta yaralanıyor da yanındaki askere diyor sen bana vur da beni öldür bu ağaçlarda kal diyor. O öldükten sonra Davut onun yerine hükümdar oluyor. İşte güç ve hükümdarlık ona geçiyor. İşte bu döneme Tevrat'ta krallar dönemi diyorlar. Yani artık Talut'la başlayan bu dönemde Davut, Süleyman bir krallar dönemi yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim buradan bize bir ders daha veriyor. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini savmasaydı dünya bozulur. Demek ki insanların, kötü insanların, müşriklerin veyahut yeryüzünü fesada uğratan zalimlere karşı savaşma olmasaydı yeryüzünde fesat olur. Yani mutlaka yeryüzünde düzeni sağlamak için bu zalimlere, yeryüzünü fesada uğratanlara, müşriklere, yani bu zalimlerin karşılığı müşrik diyorum. Sadece inancından dolayı müşriklerle savaşılmaz. Zalimlik ve zulmü devam ettirenlere karşı eğer savaşmazsak onlar yeryüzünü bozarlar, hakim duruma geçerler. Yani siz de en az onlar kadar sabırlı, dirençli, onlardan daha fazla davanıza sahip çıkan birisi olmazsanız yeryüzünün fesada uğraması kaçınılmaz. Eğer bugün İslam alemi bazı konularda veya bazıları hep yeniliyorlarsa aslında bunun suçunu kendilerinde aramaları lazım. Gereği gibi davalarına, gereği gibi ilkelerine, gereği gibi dinlerine sarılmadıkları. Yani bunun yolunu Kur'an-ı Kerim'in istediği şekilde bir mümin olmadıklarından dolayı. 252. ayet son noktayı koyuyor. Bunlar Allah'ın mesajlarıdır. Biz ey peygamber hakikati ortaya koyan bu mesajları sana iletiyoruz. Doğrusu sen bu mesajların emanet edildiği elçilerdensin. İşte bu Allah'ın ayetleridir demesi. Yani bunlar gerçeklerdir. Size verdiği öğütlerdir, ibretlerdir. Uymanız gereken, buradan ders çıkarmanız gereken vahiydir. Dolayısıyla sen de bu mesajları etrafındakilere ilet. Yani sana emanet edilenleri sen de elçisin, diğerlerine bunları aktar diyerek bize bu kıssaların anlatılması, insanlara tebliğ edilmesini Kur'an-ı Kerim bize anlatmış oluyor. Evet, bu akşam Talut kıssasından çıkaracağımız öğütleri, ibretleri demiş olduk. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Sevgili Kur'an talebeleri.